Orta Doğu'nun biraz da problemli olmasından sorumlu ülke elbette ki Amerika Birleşik Devletleri ve orada çıkan savaşlar, iç çatışmalar sebebiyle milyonlarca mülteci ve beraberinde ortaya çıkan milyonlarca yetim. İşte bugün bu konuyu konuşacağız. Türkiye'de önemli bir yapıma imza atıldı. Özellikle savaşlarda mülteci konumuna düşen insanların hayatlarını çektiklerini anlatan bir film ve aynı zamanda o filmde birebir o gerçekliği yaşamış insanlar rol aldı. Kimle konuşacağız? Filme destek veren Beşir Derneği ile konuşacağız. Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyer canlı yayında konuğumuz. Fatih, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi film oldukça adından bahsettirecek bir film. Zira ben biraz bilgi toplarken fark ettim ki çok sayıda festivale katılmış ve değerli bir film olduğunu görüyoruz. İsmiyle başlayalım. Neden bu filmi seçtiniz? Neden destek verdiniz? Öncelikle hazır bir projeye biz destek vermedik. Aslında süreç içerisinde gelişen bir projeydi bu. Bildiğiniz üzere derneğimiz insani yardım çalışmaları içerisinde yetim konusuna ağırlık veren, hem Türkiye'de hem de diğer mazlum coğrafyalarda yetim konusunda uğraşan bir dernek. Çalışmalarımız esnasında şunu fark ettik. Herkes yetim diye bir şeyin olgudan farkında ama ne olduğunu bilmediğini, unuttuğunu, farkında olmadığını hissettik. Aslında şöyle bir durum var. Çok yaşanınca o insanın duyguları biraz köreliyor sanki. Tabii tabii. Sıradan bir hale, yetimlik deyince sıradan bir şeymiş gibi artık algılanmaya başlamış. Bir söylemde bir arkadaşımıza sizin orada yetim var mı diye sorduğumda bizim orada yetim yok dedi. İstanbul'un elit bir çevresinde oturan bir arkadaşımızdı bu. Yetimliği fakirlik olarak algılandığı için aslında yetimlik babadan, anneden bir yoksunluktur. Hiçbir maddiyat yetimliğin yerini dolduramaz. Biz saha çalışmalarımızda da bunu yakinen tecrübe ettiğimizden dolayı biz yetimliği anlatacak bir argümana ihtiyacımız vardı. Çünkü yetimliğin dili, dini, ırkı, ülkesi olmaz. Çocuk her yerde babasız, anasız kalabilir ve yetim kalabilir. Bunu anlatmamız gerekiyordu. 8 yılda Suriye ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var bizim. Hem Türkiye içerisinde hem de Suriye içerisinde yetim ağırlıklı çalışmalarımız da vardı. Burada yaşadığımız hikayeleri de birleştirerek ve yetimliğin farkındalığı anlatacak bir proje hayata geçirmek istedik. Ne olsun, evrensel nasıl bir mesaj verebiliriz? İnsanlara mesajımızı daha hızlı ve daha etkili nasıl ulaştırabiliriz? Sinema önümüze geldi ve sinema içinde böylelikle aslında bu projeye böylelikle başlamış olduk. Yetimliği anlatmak için bu Bırakma Beni filmini yetim filmi diye başladık. İsmi daha sonra Bırakma Beni oldu. Ve bugün 21 Eylül'de vizyona girecek inşallah. Şimdi tam 21 Eylül dediniz. İzleyicilerimiz fragmanını merak ediyor olabilir. Fragmanı hazır, bir ekrana getirin. Sedre Alapt. Burada. İsa Demrahi. Öğretmenim, onun annesi öldü. İsa! Alo! Neden okula gitmediniz bakayım? Boş boştur İsa. Dua teyze, Ahmet kayboldu. Bugün bize polis geldi. Beni rahat bırak. Çık buradan. Ne? Bugünün sloganı neydi? Aslında orada önemli bir çığlık var. Kimse yok mu diye. Kalabalıklar içinde yalnızlık duygusunu biraz daha pekiştiren bir film, bir gerçekliği aslında. Her gün karşılaşıyoruz. İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. Metrobüse biliyoruz. Kalabalık yerlerde Suriyeli mültecilerle karşılaşıyoruz. Kimi zaman kötü davranıldığına da şahit oluyoruz ama bir gerçeklik var. Onlar kendi ülkelerini bırakıp Türkiye'ye sığındılar. Ama özellikle o bölgedeki savaştan canlarını kurtarmak için geldiklerini de unutmamak lazım. O küçük çocukların çoğunun yetim olduğunu da biliyoruz. Yine bu filmi konuşmaya bırakma beni, devam edelim. Tabii bir film yaparken bütçe meselesi de oldukça önemli. Bütçe konusunu nasıl karşıladınız? Kriterleriniz neydi? Şöyle, yani zaten yetim çalışmalarını devam ettirirken böyle bir proje yapacağımızı biz kamuoyuna duyurduk. Çeşitli yerlerle istişare ettik. Konular nasıl yapılacağına dair görüşmelerimiz oldu. Ve doğal olarak bağışçılarımız da bu projeye bizzat kendi bağışlarıyla destek verdiler. Evet. Ayrı bir fon oluşturduk. Burada ayırmamız gereken şey yetim çalışmalarımızın fonunu, fon başka bir hesapta, filmle ilgili fonu başka bir hesapta topladık. Çünkü film nitekim bir kültürel bir faaliyettir, sosyal bir faaliyettir.
yetim için verilen şartlı bağışlar burada kullanılamazdı. Bunun için özel bir bütçe oluşturulmak gerekiyordu ve bağışçılarımız, binlerce bağışçımız 5 liralarla, 10 liralarla, daha fazla rakamlarla bu filme bütçe oluşturdular. Ve biz de edindiğimiz bağışçılarımızdan ve sponsorlarımızdan aldığımız bu bütçeyle de filmi tamamlama imkanı bulduk. Tabii şimdi merak edilen bir diğer nokta, az önce fragmanda da izledik. Oyuncuların niteliği, birebir başlarken de söyledik, o bölgenin yani Orta Doğu'nun ya da başka bölgelerin sıkıntılarını yaşamış ve yetim kalmış çocuklardan seçilmiş. Bunun etkisi nasıl oldu filmde? Yani, ciddi bir profesyonel oyunculuk deneyimi yok ama başka bir katkı da sunmuştur mutlaka. Tabii yani şimdi 100 binden fazla Suriyeli yetim çocuk ülkemizde barınıyor ve daha hem Türkiye hem yerel vatandaşlarımız hem de diğer ülkelerden gelmiş diğer farklı yetimler de bu projenin içerisindelerdi. Biz bu çocukların bu savaşın dramını, savaşın etkisinden kurtulabilmeleri için bir şeyler yapmamız gerektiğini, yani giydiriyorsun, içiriyorsun, barındırıyorsun, sağlık tedavisini karşılıyorsun ama bunların psikolojilerini düzeltecek ve hayata tutunacak bir şey yapmamız gerekiyordu. Drama, oyunculuk eğitimleriyle ilgili bir proje geliştirdik ve Ayda Hanım bu projeye gönüllü oldu, filmimizin yönetmeni. Evet. Böyle başladı aslında. Ayda Hanım geldi, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te yetimlerle bir ay boyunca, sonrasında 2 yıl boyunca bu eğitimleri yaptı. Kendi ekibiyle beraber drama eğitimleri verdi ve oradaki çocuklardaki hayat hikayelerini keşfetti. Aslında proje böyle canlanmaya başladı. Yetimlerle çalışıyoruz ve gerçek yaşanmış bir hayat hikayesi var. Bunun üzerinden biz yetimliği çok iyi işleyebileceğimizi gördük. Ve kabiliyetli çocuklardan, bu atölye çalışmalarındaki kabiliyetli çocuklardan yeni bir ekip kurdu Ayda Hanım ve film böylelikle hayata geçirilmeye başlandı. Tabii bu arada siz yönetmenden bahsettiniz. Cannes'da ödül almış bir yönetmen, Cannes Film Festivali'nde Ayda Begiç. Neden özellikle o ismi seçtiniz? Sadece ödül alması kriter olmamıştır mutlaka. Tabii Ayda Hanım daha önceki filmlerinde de çocuklarla ilgili çok başarılı eserlere imza atan bir yönetmenimizdi. Evet. Ve kendisi de Saraybosna'da kendi çocukluk döneminde o savaş dramını ve psikolojisini yaşamış bir kişi olarak, bu ortamı bilen bir kişi olarak bize en etkili bir şekilde sahada faaliyet gösterebileceğine inandığımız bir isimdi. Hı hı. Hem başarılarından hem yapmış olduğu filmlerdeki çocuklarla ilgili diyaloglarından ve başarılarından hem de kendisi zaten savaşı yaşamış bir çocuk ve genç olarak bu psikolojiyi en iyi onun anlayabileceğini düşündüğümüzden dolayı o da zaten gönüllü oldu. Yani bu işlerden hiçbir ücret karşılığında tamamen projeye gönüllülük olarak Bosna'dan geldi ve bir yıl boyunca Türkiye'de çalışma yaptı. Doğal olarak da filmi Ayda Hanım'la devam ettirmeyi düşündük. Hem senaryosunu yazdı Ayda Hanım çünkü hayat hikayelerini bizzat çocuklardan kendisi dinledi. Evet. Hem de filmi kendisi yönetti. Çok da başarılı bir eser oldu. Tabii büyük bir ekip, sadece Ayda Hanım değil. O ekibin diğer kısmı nasıl oluşturuldu? Türkiye'de milyonlarca Suriyelinin de varlığını da unutmamak lazım. Nitelikli insan gücü de elbette Türkiye'ye geldi. Acaba oradan bir katkı oldu mu o anlamda, sinema sektöründe çalışmış Suriyeli? Tabii Suriyeliler ekipte yer aldı. Ama ağırlıkla Ayda Hanım 13 farklı ülkeden bir ekip kurdu. Yani biz tamamen projeyi Ayda Hanım'a teslim ettik. Çünkü biz sektör adına veyahut da filmcilik adına, yapımcılık adına çok tecrübemiz yoktu. Bizim işimiz bu değildi zaten. Evet. Amacımız başka. Biz mesajımızı vermenin derdindeydik burada. Ayda Hanım 13 ülkeden güvendiği ve bu işi yapabilecek, çocuklarla diyaloğunu sağlam kurabilecek ve iletişimi kuvvetli olan ekibi kurmak suretiyle 13 farklı ülkeden geniş kapsamlı bir ekip kurdu ve herkes gönlünü verdi bu filme. Yani birçok anekdotları var yani yaşadıkları. Yani insanlar, bu ekip filmi çekiyordu. Daha sonra bizim hazırladığımız yardım paketleri bu ailelere dağıtmak için seferber oluyorlardı. Sadece bu ekip çalışmak için gelmemişlerdi aslında. Yetimliği ve o dramı yaşayan insanlarla ilgilenmek ve kendilerinden de bir şey katmak için oradalardı. Hı hı. Ekibin tamamı gönüllü olarak geldi. Yüksek böyle ücretler de istemediler. Hatta aldıkları ücretlerin bir kısmını da yine yetimler için orada kendileri harcadılar bize. Tabii işin teknik boyutu da önemli. Çekimler ne kadar sürdü, hangi tarihte başladı, hangi tarihte bitti, bu da önemli elbette. Biz çekimleri 2014 sonu itibariyle başladık. 2015'te tamamladık filmimizi. İşte kurgu vesaire falan derken 2017'ye kadar bu teknik altyapı tamamlanmış oldu. 2017'de Antalya'da dünya premierini yaptık Altın Portakal'da. Böylelikle filmin sürecini tamamlamış olduk aslında. Evet, tabii bir taraftan da
Bırakma Beni filminin Oscar'a adaylık süreci de var. O süreç nasıl yaşandı onu da öğrenmek istedim. Yeni bir süreç bizim için. Bosna Film Festivali'nden sonra, Bosna biliyorsun filmimiz Bosna Türk ortak yapım olarak geçiyor. Bosna filmi Oscar'a aday olarak gösterdi ve kabul edildi. Bu da bizim için önemli bir şeydi. Zaten biz daha fazla insana ulaşmak ve mesajımızı vermek istiyorduk. Oscar da bizim için büyük bir fırsat oldu bu konuda. Evet. Mesajımızın daha geniş kitlelere ulaşması konusunda inşallah. Evet, tabii başka katıldığınız film festivalleri de var. 14. Dubai Uluslararası Film Festivali, Antalya Altın Portakal geride bıraktığımız yılda, Boğaziçi Film Festivali, Edinburgh Film Festivali bu yıl içinde ve diğerleri. Tabii bu festivallerde gösterimler de gerçekleşiyor. Gelen tepkiler nasıl filmle ilgili? Yani Çin'deki festivalde seyirci ödülü verdiler. Evet. Yani hiçbir aslında yarışmaya katılmadığımız halde. Uluslararası evet, Film Festivali. Çin'de en iyi seyirci ödülünü verdiler. Salonlar, filmimiz çok rağbet gördü izlenme açısından festivallerde. Çok yoğun bir ilgiyle karşılaşıldı. Ayda Hanım ve ekibi katıldı. Oralarda çok duygusal anılarını Ayda Hanım birçok kez deklare etti. İnsanların yetim konusuna bakışının değiştiğini ve filmi seyrettikten sonra acaba çevremde yetim var mıdır? Onlar için bir şey yapabilir miyim? İnsanların bu arayışa girdiğini bu festival izlenimlerinden sonra elde edindik. Zaten istediğimiz şey de buydu. Film, eğer insanları filmden sonra yetimlerle ilgili bir şeyler yapmaya sevk ediyorsa biz amacımıza ulaşmışız demektir. Ki nitekim biz bu filmde oynayan bütün çocukların hayatını değiştirecek çeşitli projeler de yaptık. Yani onlar kendi evlerinden aldık, yetimhanelerden aldık, yeni evler döşedik, okullara yazdırdık, tedavilerini yaptırdık ve hayatlarının değişmesiyle ilgili. Aslında film daha başlarken kendi dokunduğu yetimleri hayatını değiştirmeye başladı. Çevresindeki insanların hayatını değiştirmeye başladı. Umuyoruz ki verdiğimiz mesajla ve filmdeki o etkiyle de seyreden herkesin çevresindeki yetimlerle ilgili bir şeyler yapabileceğine, yapmak için gayrete geçebileceğine ulaştıracak bir hedef olarak bizim için çok önemli oldu. Tabii biz başlarken de sorduk. Özellikle o filmde oynayan, yer alan çocuklar olsun, işte filmdeki rol alan arkadaşlar olsun, hepsi aslında biraz o problemli coğrafyalardan gelmiş insanlar. Tabii hayatlarında bir takım düzelmelerin olması da gerekiyor. Tabii. O travmatik durumların ortadan kalkması ve sanırım Beşi Derneği'nin bu anlamda çalışmaları da var. Onu da öğrenmek isteriz. Dediğimiz gibi Türkiye aslında Suriye halkına açık kapı politikasıyla kucağını açtı. Evet. 4 milyona yakın Suriyeli insan ülkemizde barınıyor ve tamamen toplumun içerisindeler. Kendi evlerini tutuyorlar, kendi iş yerlerini kuruyorlar, kendi okullarını açıyorlar, sağlık hizmetinden faydalanabiliyorlar. Tamamen kendi ülkeleri gibi yaşayabildikleri bir ortamı devletimiz zaten bu insanlara sunmuş oldu. Hı. Bize düşen STK'lar olarak bu toplum içerisinde yaşayan gerek yetişkinler gerekse çocukların rehabilite edilmesi, toplum sürecine alışmaları, uyum problemlerinin giderilmesiyle ilgili çalışmalar yapmaktı. Biz çeşitli atölye çalışmalarıyla, çeşitli sosyal etkinliklerle bunu yapmanın gayret içerisinde olduk. Filmin işte başladığı noktada aslında projelerinden biriydi. Daha önce de bahsettim. Drama ve tiyatro çalışmalarından kaynaklandı. Bu filmin dokunduğu tüm kesimin hayatı değişti. Yani hayata bakış açısı değişti. Bizim açımızdan çok önemli bir noktaydı bu. İnşallah sonuç olarak da filmimiz Türkiye'de, Arap dünyasında ve diğer ülkelerde gösterime girdiği zaman aynı etkiyi ve aynı sonucu da oradaki yetimler veyahut da mülteci halklar üzerinde yansıma yapması, bir şekilde vesile olması, onların hayat standartlarını iyileştirmesine vesile olmasını umut ediyoruz. Tabii 21 Eylül'de vizyona gireceğini bir kez daha tekrarlayalım. Siz az önce söylediniz, orayı biraz daha açmak lazım. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu coğrafyasında da gösterime girecek. Hangi ülkelerde, kaç salonda girecek, bu konuda bir net bilgi yani var mı? Türkiye'de acaba? Şu anda tüm illerimizde, sinema olan tüm illerimizde Mars dağıtımını yaptı ve vizyona girecek inşallah. Şu anda Arap ülkelerinde 8 ülkeyi dağıtımla ilgili anlaşmalarımız bitmek üzere. Avrupa hakeza o şekilde. Zaten festivallerle bir şekilde orada girdik ve tanıtımı yapıldı filmin. Türkiye vizyonundan sonra tüm dünyada da birçok noktada gösterimler başlayacak. Bunu web sayfamız üzerinden takip edebilirler hangi ülkelerde, hangi salonlarda başlayacağına dair. Ama istediğimiz amaç şuydu bizim, bu mesajı biz
tüm dünyaya ulaştırabilmemiz lazımdı. Çünkü yetimlik sadece Türkiye'ye özgü veyahut da Suriyelilere özgü bir şey değildi. Yetimlik her yerde var ve bu kavramın içinin boşaltılmadan doğru bir şekilde doldurulması ve insanlara acımadan, yetim olduğundan dolayı itilmeden, kakılmadan onların toplumun bir bireyi olarak görüp bir nebze onların ebeveynlerinin yoksunluklarını hissettirmeden onların yanında olabilmeyi, nasıl durabilmeyi öğretebilirsek bizim için bu filmin sonucu, çıktısı olmuş olacak diye düşünüyoruz. Evet, özellikle tabii şunu da belirtmek lazım. O az önce vurguladığınız anne ve babanın koruması altında olmayınca dışarıdan gelecek olumsuz etkilere de açık bireyler ortaya çıkıyor. Tabii. Sayıca tabii siz söylediniz az önce 100 bin civarında Türkiye'de Suriyeli mülteciler arasında yetimler var. Bunların korunup korunması, topluma kazandırılması önemli. Kazandırılmazsa zira toplum lehine değil aleyhine bireyler gelişiyor. Çok teşekkürler Sayın Fatih Bey. Yani önemli bir proje. Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar'la konuştuk. Bırakma Beni filmi 13 farklı ülkeden katılımcının yani o acıları yaşamış çocukların, gençlerin katılımıyla çekilen, oynadıkları bir film. Ve filmin bir kez daha tekrarlayalım. Yönetmeni Kan Ödüllü Ayda Begiç ve bu filmin Oscar adaylığı da söz konusu. Süreç umarım iyi bir şekilde işler. Belki Oscar da gelir. Bunu da belirtmiş olalım ve konuğumuzla birlikte bültene noktalıyoruz. Saat 19'da tekrar karşınızdayız. Mutlu günler.